Başladım ha. Neye başladık? Bu ne? Arabayı doldurduk. Ağzına kadar doldurduk değil mi baba? Doldurduk. Az bir şey daha yerimiz kaldı. Bremen'den 60 kilometre bir semte geldik. Semt değil de bir ilçeye geldik kardeşlerim. Eşya taşıma işindeyiz. Yine bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle Kadir baba, Kadir kardeş eşliğinde paramızı kazanmaya çalışan Türklerden olmaya devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce yine kalbimize, gönlümüze, bulunduğumuz mekana, Almanya'da bir ilçeye, Oldenburg denilen bir yere hepiniz hoş geldiniz. Bize taşıma işine başlamadan önce size ufaktan yine Almanya'daki ev kiralar hakkında bilgi vermek istiyorum kardeşlerim. Güzel yorumlarınızdan dolayı bilgiye sahip olmak isteyen kardeşlerimizin gösterdikleri ilgiden dolayı yine bir iki odalı değil mi? İki odalı bir dairemizi sizlere gösterelim. Değil mi baba? Gösterelim. Kadir baba versin başlangıç fişeğini atsın, hemen girelim içeri. Hemen başlayalım. Gel abi. Hadi abi. Gel. Anahtar cep. Şimdi şöyle apartmanı gösterebilirsin. İki kat üzerine, giriş katı birinci katı üzerine kurulmuş bu apartmanımızda göstereceğimiz daire giriş katında bulunuyor. Evin içinde ışık yok gibi. Şöyle gel abi. İsmi gösterme abi. Aynen. Şimdi yine böyle ufaktan maalesef yeni taşınıldığından dolayı evin içinde ışığımız yok. Hiçbir yerde lamba takılı değil. Yine Almanya'daki evlerin içine girdiğim zaman böyle bir koridorumuz var. Burada koridordan hemen ilk gelen yer banyo ve tuvalet. Banyo tuvalete lamba var. Karanlık biraz. Görünüyor musunuz şimdi? Ha, şey olmuş. Tamam. Sigortaları kapatmışlar. Burası yine Almanya'da yine standart bir banyomuz. Klozetimiz, lavabomuz, işte şu duş kabini. Tamam. Ondan sonra Kadir de biraz önce gösterdi. Yine göstersin. Arka tarafta da güzel renge sahip olan bir küvetimiz de var. Aynen oradan hemen ilerlediğimiz zaman burada mutfak bölümü geliyor. Mutfak dolapları kurulmamış, mutfakta gelmemiş, mutfakta kurulduktan sonra duvardan 60 santim kadar daha dışarıya çıkacağından dolayı, ortalama şuraya kadar geleceğinden dolayı şu kadar bir alan sadece kullanıma kalıyor. Yani mutfak küçük. Yani bu arada şunu da bilgilendir arkadaşlar, Almanya'da mutfağı kendin yapıyorsun. Aynen. Taşındığın evde mutfak yok. Bazı yerlerde de mutfak yoksa içinde kendin mutfağı kendin sipariş ediyorsun, kendin kurdurtturuyorsun, mutfak sana ait olmuş oluyor. Taşınırken de mutfağını alıp götürebiliyorsun kardeşlerim. Gel abi yatak odasına gelelim. Buraya yatağı demiş, yatağı vereceğim mallar burada. Kommodu şu an. Müşterimiz yerlere işaretlemiş, yazmış hangi dolapların nereye geleceğini. Burada yazıyor, komidi yazıyor. 3 numaralı olan komidi. Buraya da şrank yazmış. Dolap 1 numaralı dolap gelecek. İşaretlemiş, bize anahtarı verdi. Biz Bremen'den yüklemeyi yaptık, onlar arkadan gelecekler. Siz bizden önce gideceğinizden dolayı anahtar alın. Biz gelinceye kadar size eşyaları taşırsınız. Zaten ben önceden planını yaptım. Nereye mobilyalar gelecekse oraları işaret bıraktım dedi. Bize güvendi hem malına hem de evini bu şekilde de teslim etti kardeşlerim. Hemen oturma odasına gidelim baba, hızlı bir şekilde. Hızlı. Von Sima dediğimiz yerden, yani oturma odasından açılan bir balkonumuz var. Şöyle sürgülü kapıyla açılıyor, gel abi. Böyle şehir merkezine fazla uzaklıkta olmayan bir dairemiz. Siz de görüyorsunuz. Aynen, balkon iyi, fena değil. Balkon güzel. Oturma odasının da alanı taş çatlası 20 metrekare var yok. Değil mi baba? Bu dairemizin toplam metrekaresi 60 metrekare. Yani bütün kullanım alanlarıyla beraber balkon da içinde 60 metrekareye sahip olan bu dairemiz.
tek kişinin yaşayabileceği, iki kişinin zorlanabileceği, üç kişinin ise daha da zorlanabileceği. bir kişi için muhteşem, iki kişi için tırt, üç kişi için de izdihamın yaşanılabileceği bir dairenin içindeyiz. Ama dediğim gibi tek kişi, bir bayan oradan taşınıyor, kendisi hemşire olarak çalışıyor. İşten dolayı da buraya taşınmak zorunda kalmış. Buranın kirası Oldenburg, Bremen'den 50-60 kilometre uzaklıkta bir ilçe, kendine ait olan bir il, şehir. Artık Almanya'da biraz bunları tanımlamak zor olabiliyor kardeşlerim, çünkü vilayet sistemi, vilayet mi yok? Eyalet. Eyalet sistemi olduğundan dolayı eyaletler değişiklik gösterebiliyor. Herkesin kendi sınırı, herkes kendi kendini yönetebilecek bir belediyelere sahip olabiliyorlar. O yüzden şehir desek şehir büyüklüğünde bir yerde, ilçe desek o kadar bir büyüklükte olan bir yerdeyiz. Oldenburg'dayız. Buranın soğuk kirası 480 euro. 480 artı tek kişi, Almanya'da şöyle bir sistem var. Her ay doğalgaz, su faturasını yatırmıyorsunuz ama her ay elektrik faturasını yatırıyorsunuz. Su ve doğalgazı şöyle hesaplıyorlar kardeşlerim. Şimdi 480 euro buranın kuru kirası. Değil mi? Bir kişinin yakacağı bugün ne olabilir mesela? Aylık 100 euro doğalgaz. 50 euro da su. Sıcak su, soğuk su içinde 150 euro. 600 diyorlar ki 480 artı 150 senin her ay ödemen gereken miktar. Ama her ay gelip de birileri senin ne kadar doğalgaz yaktığını, ne kadar su harcadığını bakmıyorlar. Her ay fatura, yani işte ben bu ay 50 euro su harcadım, 50 euro yatırayım. Öbür ay işte 100 euro su harcadım veya 150 euro doğalgaz harcadım diye bir şey yok. Bir kişinin yakacağı bu kadar, iki kişi yaşıyorsanız iki kişinin yakacağı ona göre değişiyor. Siz bunlar aylık bir sistem, aylık belirli bir ücret olarak bunları her ay ödüyorsunuz. Sene sonunda sadece bir kere ölçüm yapılıyor. Bir kere ölçüm yapılıyor. Sizin ödediğiniz miktar, ölçümden çıkan miktar, eğer ki fazla yaktıysanız, ödediğiniz paradan fazla yaktıysanız sene sonunda geri kalan ödüyorsunuz, ödediğiniz miktardan az kullandıysanız o parayı size o firma geri veriyor. Elektrik ama her ay o da aynı bir şekilde ücretleniyor. Mesela bir kişinin yapacağı elektrik 60 metrekare bir yere 35-40 euro, 2 kişi olsa 50 euro. Bunu ödüyorsun. Yine aynı şekilde senede bir kere ölçüm yapılıyor. Ondan sonra fazla mı yaktın, az mı yaktın, paramı ödeyeceksin, parayı mı geri alacaksın, o hesaplar senede bir kere yapılıyor. Her ay yapılmıyor. Her ay Türkiye'deki gibi veya başka ülkelerdeki gibi ne diyorlar ona, bir masraf çıkıyordu. Ölçme masrafı mı? Sayaç okuma. Sayaç okuma masrafı. Yani sayaç okuma vergisi, sayaç okuma ücreti gibi 11 ay biz bunu kar yapıyoruz sadece senede bir kere. Ama biz bunu da 12 ay boyunca o parayı da her ay cebimize belli bir miktar ödüyoruz. Sen diyebilirsin ki ben bugün elektriği 50 euro ödemek istiyorum. 50-50-50 ödersin, senede 600 euro yapıyor. Sene sonunda bir bakmışsın sen 500 euro'luk elektrik yapmışsın. Elektrik şirketi sana 100 euro'luk geri yolluyor. 700 euro'luk elektrik yapmışsın, 600 euro'sunu sana ödemişsin, hop 100 euro ödüyor ki fazla kullanmışsın, 100 euro bize tekrar ödeme yapıyorlar. Sen de 100 euro nakit sahibi dediğimiz bu fazlalığı ödüyorsunuz. Bu şekilde de Almanya'da herkesin kafası her ay ben bunu mu yatırayım, bunu yatırmak zorunda mıyım? Her ay gelip de bir insanın sayaç okuma gibi bir sorunu kalmıyor. Var mı Kadir Baba bu aralar? Ekşilerim baba da anlattın ama her şeyi. Yani ev bu. Almanya'da insanlar genelde yalnız yaşıyor. Aileler oluyor, oluşuyor, çocuklar oluyor, çocuklar belirli bir yaşa girdikten sonra ailelerinden ayrılıyor. Anne baba sadece bir evin içine yalnız kalıyor. İki kişinin yapacağı, kullanacağı masrafı ona göre ayarlanıyor. Çocuk aileden ayrıldıktan sonra tek başına, tek odalı, iki odalı bir yerde yaşamına devam ediyor. Ondan sonra aile birleşimi yaptığı zaman, evlendiği zaman, iki kişi oldukları zaman onlar yine büyük bir daireye sahip oluyorlar. Çocukları oldukları zaman belki müstakil bir eve sahip oluyorlar. Böyle bir döngü var Almanya'da. Aileler yaşlanıyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Evlendiniz, bir çiftsiniz, iki kişisiniz, iki odalı bir ev yeter. Çocuğunuz oldu, üç odalı. Bir çocuğunuz daha oldu, dört odalı. Yani ondan sonra aynen. Çocuklar büyüdü, 18-20 yaşına girdi. Çocukları dağıttınız, bu sefer iki kişi kaldınız, dört odalı ev. Bu sefer size fazla geliyor. Aynen. Bu sefer tekrar döngü geri dönmeye başlıyor. Siz bu sefer daha küçülmeye başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bize dört odalı ev fazla, iki odalıya taşınalım. Hani Allah göstermesin, Allah gecinden versin, eşiniz öldüğü zaman tek başınıza kalıyorsunuz. Bu sefer diyorsun ya ben bir tek odalı bir eve gireyim.
Çünkü iki odalı masrafı fazla. Almanya'da böyle bir döngü var arkadaşlarım. Kimse 120, 130, 140, 200 metrekare dairenin içinde 2 kişi, 3 kişi yaşamaz. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Sadece eşya taşıma işleri de bu yüzden fazla çıkıyor. Adam devamlı yer değiştiriyor. Çocuğu oluyor, ev büyütmesi gerekiyor, evi yer değiştiriyor. Annesi ölüyor veya eşi ölüyor, küçültmesi gerekiyor, yer değiştiriyor. Yaşlanıyorlar, elden ayaktan düşüyorlar, bakım evlerine götürülmesi gerekiyor, yer değiştiriyor. E biz dönüyor dolaşıyor, eşya taşıma işi bize kalıyor, biz yapmış oluyoruz. O yüzden biz Almanya'da A'dan Z'ye bütün insanların eşyalarını taşımışızdır. Bugün gencinden yaşlısına, yatalak hastasından, memuruna, zengininden, fakirine, her türlü ortamda yaşayan insanların eşyalarını taşımışızdır. O yüzden de Kadir Baba ve Kadir Kardeş'te girip çıkmadığımız ne yaşlılar evi kalmıştır, ne bakım evi kalmıştır, ne hastanesi kalmıştır, ne hapishanesi kalmıştır. Yani cezaevine bile girdik. Yani. Cezaevine bile girdik, eşya taşıdık. Böyle dram içeren, bazen komiklik içeren olaylarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden biz Almanya'da yaşamış sizler anlatırken gerçekten insanlardan birebire ilişkimiz olduğundan dolayı, müşterilerden birebire ilişkimiz olduğundan dolayı detayları müşterilerin ağzından, direkt insanların ağzından aldığımızdan dolayı biz de sizlere bu şekilde de aktararak güven sağlamış oluyoruz. Var mı Kadir Baba? Nasıl ama bütün bilgiyi verdik, eve gösterdik, oynadıklarız. Yani. Biraz karanlık ama idaresi de yaptık. Yani hava bozuk. Kış mevsimindeyiz, yine üzerimize kalın ceketlerimizi giydik, hava yağmurlu, birazdan işimize başlayacağız Allah'ın izniyle, tahminime göre de müşteri gelinceye kadar da biz işimizi bitirmiş olacağız. Sonunda da paramızı alıp cebimize koyup gönül rahatlığıyla evimize gidip helal kazandığımızı okumayı da yiyeceğiz. Olay budur kardeşlerim. O yüzden Almanya'daki halkı, hayatı, yaşamı ister gelin ister gelmeyin, ister Almanya hakkında bilgi toplayın veya toplamayın, en azından bakın Türkiye'ye Türk olan, Türk olanlar, burada en azından biz Türk'üz ve Müslümanız elhamdülillah, insanların Almanya'da nasıl yaşamlarını geçirdiklerini, nasıl para kazandıklarını bu şekilde siz görmüş oluyorsunuz. Biz de sizler bu videolara baktığınız zaman o kadar da mutlu oluyoruz kardeşlerim. Ufaktan da bir eşya taşıma işini de gösteririz birazdan. Ufak bir videoda orada sonuna doğru atarız. Olur ha, sonuna doğru eşya taşıma, Kadir Baba'nın uçlu kollarında vedalaşırız. Halk Kadir! Şimdi keselim. Birazdan yine görüşürüz. O yüzden neyse biz veda edelim de sonuna sonuna veda ederiz. Sonuna veda edelim. Neyse hadi bakalım. Eşya taşıma işimize başlayalım. Koltuğu getir bana. Hadi koltuğu. Haydi ya. Haydi başla. Hadi. Hatta şöpünü koyduk. Yükülecek ya. Koy. Şimdi şöyle ileriye doğru koyalım. Şimdi işte. Koltuğu alalım ben önce. İşte eşyalar böyle taşınıyor. Çok hızlı taşıyoruz ama. Çok çok. Bitti. Oğlum iyi mi? Olacak olacak. İyi mi? Kahvaltı yapmadım. Sucuğu az yedik sucuğu bugün. O yüzden olmuyor. Neyse şaka bir yana kardeşlerim. Biz işimize başladık. Allah'ın izniyle. Kadir Baba Gaziantep. Kadir Kardeş Suriye. İskenderun. Hatay. Hepsi karışık. İskenderun. Nereden geldiğini çözemedik. Soy ağacına baktık. Derinlere doğru gidiyor. Mısır'a doğru ilerliyor. O yüzden ben de kötü ayalı Ahmet kardeşiniz olarak sizlere Allah'a emanet ettik. Siz Allah'a emanet olun. Biz yine Almanya'da bileğinin gücüyle, alnının teriyle ekmeğini kazanmaya devam eden Türklerden olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere gale. Allah'a ısmarladık.